Aşağıdaki şekilde ikiz kenar üçgen biçimde iki farklı kağıt parçası gösterilmiştir. Bu iki kağıt parçası birer kenarları ve köşeleri çakışacak biçimde üst üste konduğunda ikiz kenar üçgenlerden bir tanesinin tepe açısı diğer üçgenin bir kenarı üzerine geliyor. Yani şundan bahsediyor. Doğru mu? Şekil üzerine verilen açıya göre x kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız? İkiz kenar üçgenlerimiz var. Şu sarı üçgenden başlayalım. Bakın şu açısına A değil mi? O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? A. Şimdi ben buraya A dediğim zaman şu gri üçgenin taban açısı ne oldu? A artı x. E o da x kenar. Ha, o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? A artı x. Şimdi dikkat edin. A ile 40'ın toplam 3. açının dışı A artı x eşit değil mi? Ha, A artı 40 eşittir. A artı x'ten bakın A'lar gitti. x eşittir kaç gelecektir? 40 aradığımız cevap D şıkkı. Şekildeki binanın tepesine AB9-3 köküç birim uzunluğunda bir baz istasyonu yerleştirilmiştir. Ha, şurası kaç birimmiş arkadaşlar? 9-3 köküç birim. Pekala. 15'i 30'u vermiş. Bizden binanın yüksekliği yani şu x'i istiyor. E dikkat edin şurada bir 30-60-90 üçgeni yok mu arkadaşlar? 30'un karşısı x'i 60'ı karşısına olacak x kökü 3. Şimdi buraya çok dikkat. Bakın bura 45. 90 burada 45 ha ikiz kenar dik üçgen. O zaman x kökü eşittir 9 eksi 3 kök 3 artı x'e hemen yazalım x kökü eşittir 9 eksi 3 kök 3 artı x'e bunun tarafı atalım mı? O zaman x kök 3 eksi x eşittir 9 eksi 3 kök 3 gelecek mi? Ha, ne yapacağız birbirine eşitleyeceğiz doğru mu bakın x köküne 9 dersek x kök 3'e 9 dersek x kaç gelecek? 3 kök 3 doğru mu? Diğer tarafı sağlıyor mu? x'e 3 kök 3 dersek evet buraya da sağladı. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? x 3 kök 3. Ha, bizden de onu istiyormuş zaten. Aradığımız cevap c şıkkı gelecektir. Uzunlukları 1, kök 2 ve kök 3 birim olan çubukların uç noktaları birleştirilerek bir üçgen oluşturuluyor. Buna göre bu üçgenin kenarlarına ait en kısa yükseklik kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi i̇şte bakın şöyle bir tane dik üçgen oluşturuyormuşuz. 1, kök 2, kök 3 diye. Hocam dik üçgen olduğunu nereden biliyorsunuz? Öyle bir şey demiyor. E bakın kenarları Pisagor yazın sağlıyor değil mi? 1'in karesi 1. Kök 2'nin karesi 2. 1, 2 daha 3. E, kök 3 karesi 3. Hakikaten de sağlıyor ha. Demek ki bu kaç arkadaşlar şey nasıl üçgenmiş? Dik üçgenmiş. Ne istiyor şimdi bizden? En kısa yüksekliği hatırlayınız en kısa yükseklik en uzun kenara aitti doğru mu? Kenarlar uzadıkça yükseklikler kısalıyordu. Aynı şekilde kenar ortay, açı ortaylar için de geçerliydi bu durum. O zaman en kısa yükseklik şudur işte H'tır. Peki nasıl bulacağım bunu? Öklitten bulurum değil mi? Dikten dik geldik. Öklit. Öklitin son kuralı vardı. Unutulan kural. Hatırlıyor musunuz? Neydi o unutulan kural arkadaşlar? Bir dik üçgende. Dikten dik geldiğiniz vakit dik kenarlar A, B, hipotenüs C olmak yükseklikte H olmak üzere A ile B'nin çarpımı C ile H'nin çarpımına eşit. Doğru mu? Ha, o zaman ne diyeceğiz? 1 çarpı kök 2 eşittir. Kök 3 çarpı H. O zaman kök 2 bölü kök 3 bizim en kısa yüksekliğimiz gelecektir. Şıklarda yok. Eşlerini ne çarpalım? Kök 3 ile kök 3 ile kök 2 çarpı kök 6 mı? Demek ki kök 6 bölü 3 bizim yüksekliğimiz. En kısa yüksekliğimiz kök 6 bölü 3 birim. Cevabımız D şıkkı. ABC dik üçgenin biçimindeki kağıt parçası A köşesi etrafında negatif yönde 60 derece döndürüldüğünde A, B üstü, C üstü üçgenin oluşur. 30'u ve 3'ü vermiş. Bizden B üstü C'nin B, B üstüne oranını istiyor. Şimdi 30'u karşı 3, Malumunuz 60'ı karşı 3 kök 3 90'ı karşı da 6. Hemen buraya aktaralım. Bakın şurası kaç? 6. Burası kaç? 3. Burası kaç? 3 kök 3. Bakınız burası 3. Burası 3 kök 3. Şurası da 6. Şimdi dikkat edin. Şurası 30 derece doğru mu? Kaç derece döndürmüşüz? 60 derece. Nereye yazıyorduk bu 60 derece arkadaşlar? Tekniğimiz neydi? Gözümüze bir eski kenar kestiriyorduk. Sonra onun yeni halini buluyorduk. Aradaki açı bize dönme açısını veriyordu. Misal. Bakın AC kenarı burada doğru mu? Döndürdüm. AC üssü oldu. Yani burada mı? Eski hali yeni hali. İşte bu aradaki açı kaç derece? 60 derece. E malumunuz zaten şura 30'du. Ha, demek ki buraya da ne kaldı? 30 kaldı. Şimdi bakınız şuraya dikkat ediniz. AB üssü 3 kök 3. AB 3 kök 3. O zaman BB üssü. Yani burada kaç gelecek? 3 kök 3. O zaman şurayı bulduk. 3 kök 3. Şimdi BC üstünü bulalım arkadaşlar. BC üstü şu değil mi? E dikkat edin şura 60, bura 30. Ha demek ki burası 90. E, Pisagor 27, 36 daha 63. Demek ki o da kaç gelecek? Kök 63 mü Pisagor'dan? E sadeleştir kök 21 kaldı mı? Demek ki aradığımız cevap kök 21 bölü 3 yani D şıkkı gelecektir. ABC üçgen 120'yi vermiş. 5'i 8'i vermiş. Diyor ki BAE üçgeni B, A, e. 30 derece olacak şekilde AE boyunca katlandığında B noktası B üssü noktasına gelmektedir. Yukarıdaki verilere göre B, üssü ile B üssü C'nin toplamı kaç santimdir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şurası kaç birim? 5 birim doğru mu? Kaç derece olacak şekilde katlayacakmışız? B, A, e. 30 derece olacak şekilde. O zaman burası 30 ise katlayınca o. Burası da ne olacak arkadaşlar? 30. Şekli katladığımızda açının ölçüsü değişmiyor. Peki AB5'se, AB 5 ise AB üssü de kaç olacak arkadaşlar? 5. Ha, aradaki açı 60 derece ve 5 5 ikiz kenar. O zaman biz buna ne diyoruz? Eş kenar değil mi? Ha, demek ki BB üssü de kaç gelecek? 5. Artı. Şimdi gelelim buraya. Şuranın tamamı kaç dereceydi? 120. E 60'ı buradaysa buraya da ne kaldı arkadaşlar? 60 mı? E bir kenar 5, bir kenar 8. Benden B üstü C istiyor. E orada 60 derece varken istediğim bulurum değil mi? Hemen şuradan bir dik gelelim mi? bakın. 90'ın karşısı 8 ise 30'u karşısı şurası kaç olacak? 4 mü? Tamamı 5'ti. Şu minik yerene kaldı? 1. Peki 30'u karşısı 4 60'ı karşısı 4 köküç gelecek mi? Pisagor görüyor musunuz? 4 köküçük arası 48. Bir de burada var 49. ha Demek ki bu da kaç gelecek? 7. Hatta size hep diyorduk belki hatırlarsınız. Şu 5-8 üçgeninde eğer aradaki açı 60 derece ise şu karşı kaç birimde arkadaşlar? 7 birim. Nasıl 3-4-5 üçgenini aklınızda tutuyorsunuz? 5-12-13 üçgenini aklınızda tutuyorsunuz? Bu 5-8-7 üçgenini de aklınızda tutun. Arada 60 varsa karşı kaç arkadaşlar? 7. Hatta bir de bunun kardeşi vardı. O da neydi arkadaşlar? 3 8 7 üçgeniydi doğru mu? Yine aradaki açı kaç dereceydi? 60 derece. Sık sık sorulduğu için aklınızın bir kenarında bulunsun. Yoksa orada dik çekince zaten cevabı 7 diye buluyorsunuz. Sadece amaç ne? Hızlanmak. Yoksa çok da ezberlenecek bir şey değil. Toplamlarını istiyordu. 5 7 daha 12. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. ABC eşkenler dörtgen biçimindeki kağıt parçası A köşesinden EF boyunca katlanır. Katlama işlemi sonunda A köşesi DC kenarı üzerindeki K noktasına geliyor. CB üssü 5 birim, CK 8 birim. Yukarıdaki verilere göre kağıdın katlanmadan katlamadan önceki alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar yine bir katlama sorusu. Hemen şekli ne yapalım önce bir orijinal haline çevirelim. Bakın şöyle çevirdik. Pekala. Neyi biliyorum ben arkadaşlar? Bir şekli katladığımızda açıların yeri değişiyordu. Doğru mu? Ölçüleri değişmiyordu. Yani şurası alfa ise burada ne olacak? Alfa. Şimdi dikkat edin. Şu vatandaş buna paralel değil mi? O zaman burası alfa ise yöndeş açıdan burada ne gelecek? Alfa. Hocam bunun buna paralel olduğunu nereden biliyorsunuz? Soruda yazmıyor. E şimdi dikkat edin. Ben bu vatandaş şöyle aşağıya doğru katladığımda bu kenar buraya geliyorsa demek ki bunun şuna paralel olması lazım değil mi? Başka türlü gelmez. Peki aynı zamanda şu paralelliği kullanarak bakın şurada bir Z var görüyor musunuz? Ha, burası alfa ise burada alfa olacak mı? O zaman bakın ne elde ettim böylece? Şu vatandaşın buna eşit olduğunu elde ettik. Bunu zaten biliyorduk hocam. Çünkü katladığımızda ha, o zaman bizim elde ettiğimiz şu ikiz kenarlığı görüyor musunuz? Bu vatandaş buna eşit. Böylece ne oldu? Bakın şu üç arkadaş birbirine eşit oldu. Tanıdık geldi mi size bu? Demek ki şunu çizersem bura kaç derece? 90 derece değil mi? Muhteşem üçlünün oluşabilmesi için mecburen ne gerekiyordu? Bize bir dik üçgen gerekiyor. Peki şuradaki üçgende de aynı buradaki üçgenin mantığını uygularsak değil mi arkadaşlar? Eş üçgenler olduğunu görecek miyiz? Çünkü bu vatandaş buna eşit. E, bu vatandaş da buna eşit. E, zaten burası alfa ise burada alfa. Ha, açılar aynı. Kenarlar aynı. O zaman eş üçgenler. Bura 5 ise burada 5 oldu mu? Böylece bizim eşkenar dörtgenin bir kenarı kaç oldu? 13. O zaman burası da 13. Peki burası 5. Burası 13. Burada 90 var. Demek ki bu da 12 mi? Yani şuraya çizersek bakın şunu 12 bulduk. Bir kenarını da 13 bulduk. Dolayısıyla alanı bulduk. Alanı değil mi? Taban 13 yükseklik 12. Neydi eşkenar dörtgenin alanı? Taban çarpı yükseklik değil mi? 13 çarpı 12 156. Aradığımız cevap D şıkkı. Yukarıda yere dik konumda tutulan ABCD dikdörtgen şeklindeki tahta bloğun yine yere dik konumda asılı olan perde olan uzaklığı ile ışık kaynağına olan uzaklığı eşit olup 12 birimdir denmiş. Yukarıda verilenlere göre tahta bloğun perdede oluşan gölgesinin alanının 4 katıra çıkarmak için ışık kaynağının tahta bloğa uzak şey, tahta bloğu kaç birim yaklaştırmak gerekir diye sormuş bize. Şimdi biz şuranın alanına S dersek arkadaşlar Buranın alanı ne olacak? 4S. Hocam bu nereden çıktı? E hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey vardı bakın hatırlatayım. Sonra zaten onun nereden çıktığını anlayacaksınız. Bir üçgende arkadaşlar şöyle kenarların ortalığını birleştirdiğimizde şu vatandaş bunun nesi oluyordu? Orta tabanı oluyordu. Hatırlıyor musunuz? Buraya K dersek burası ne oluyordu? 2K. Peki alanlara bu nasıl yansıyordu arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Benzerlik oranı 1'e 2 ise alanlar oranı ne oluyordu? Benzerlik oranının karesi oluyordu. Doğru mu? Ha, yani 1'e 4 olur. Yani şu üçgenin alanı esken tamamın alanı ne oluyordu? 4 s Şimdi aynı şey burada da geçerli. Bakın şuna uzaklık 1 iken buna uzaklık kaç? 2. Yani benzerlik oranı 1'e 2. O zaman alanlar ne olacak? 1'e 4. Ha, demek ki burası esken. Evet. Burası ne olacak arkadaşlar? 4S. Mantığı bu. Şimdi diyor ki yukarıdaki verilenlere göre tahta bloğun perdede oluşan gölgesinin alanını 4 katına çıkarmak için. Yani adam diyor ki 4S olmasın diyor. Onu 16S yapın diyor. E yapalım. Yalnız bunu yapabilmeniz için de ne yapmanız gerekiyor? Şu tahtayla oynamanız gerekiyor. Zaten öyle diyor. 4 katına çıkarmak için ışık kaynağını tahta bloğa kaç birim yaklaştırmak gerekir? Ha tahta bloğa dokunmuyormuş ışık kaynağına dokunuyor. Yani ben bunu ne yapacağım? Buraya mı yaklaştırayım? Şimdi bakın benzerlik oranı ne oldu? S e 16 S. 1'e 16. Ama alanlarda. Ha, alanlarda 1'e 16 ise kenarlardan olacak o zaman benzerlik oranı 1'e 4 değil mi? Yani bura 1 iken bura kaç olmalı arkadaşlar? 4 olmalı. Değil mi? Bakın burası K iken Burası ne olacak arkadaşlar? 4K olmak zorunda. E zaten şurası sabit 12 değil mi? E buraya 3K kalmadı mı bakın? K'ya 4K. O zaman buraya ne kaldı? 3K. E 3K 12'den K meğerse kaçmış? 4'müş. Ha demek ki ışık kaynağı buraya getirilmeli. Yani tahta bloğu 4 birim uzaklıkta olmalı. Neyi soruyordu şimdi iyi anlayalım. Işık kaynağını tahta bloğa kaç birim yaklaştırmak gerekir? O zaman şu kadar yaklaştırmak gerekiyor mu? O da kaç olacak arkadaşlar? 8. Aradığımız cevap B şıkkı. Bir kenar 60 santim olan düzgün altıgen biçimindeki sarı kaplama kağıdın içine köşeleri ABCD noktalarında kağıdın kenarlarına temas eden mavi bir kart yerleştiriliyor. Kaplama kağıdı şekildeki dikdörtgenin üzerine katlandığında sağdaki şekil elde ediliyor. AK 2 tane AL'ye eşit işte olduğuna göre. Ha buluruz orayı o zaman. Şimdi burası T iken burası 2T değil mi? Tamamı 60 zaten. 3T 60'tan demek ki T 20 burada kaçmış? 40'mış. Pekala. Son şekildeki mavi bölgenin alanı. Bakın son şekildeki mavi bölgenin alanı şöyle bulacağım ben. Şunu çizeceğim. İki tane yamuğa ayıracağım. Yamuklardan birincisinin alanı bulup 2 ile çarpacağız. Şimdi şu katlanmış şekli gene orijinal haline çevirelim. Bakın şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Peki şurası kaçtı arkadaşlar? 40. Ha, demek ki burası kaç? 40. O zaman burada kaç? 40. Peki şuradan şöyle bir dik gelirsem şu köşedeki 120 60 60 böler miyiz? E şurası da 30. Şimdi dikkat edin burası 40 ya. E 90'ın karşısı 40 30'u karşısı kaç olacak? 20. Ha, demek ki burası kaçmış? 20. Katladık. Burada 20. E aynı şekilde bakın burası 20. Katladık burada 20. Şimdi şöyle bir uçtan bir uca kadar olan uzunluğu bileydim ben. Şu 40, şu 40, 80'i çıkartır bu arayı bulurdum. E ben bu uzun köşegeni biliyorum ki. Hatırlayınız şöyle bir şey var değil mi? Bir düzgün altıgende bütün uzun köşegenleri çizerseniz karşınıza 6 tane eşkenar üçgen geliyor. Doğru mu? Yani şuna X dersek hep bütün buralar ne oluyordu? X oluyordu. Şimdi dikkat edin şu uzun köşegen bir kenarın iki katı oluyor değil mi? Bakın x 2x. Ha o zaman burası 60 ise burası kaç olacak? 120. E, 40 burada 40 burada 80 burada demek ki buraya ne kaldı? 40. O zaman bizim yamuğumuzun bakın şunu temizleyeyim. Bizim o merak ettiğimiz yamuğumuzun şu üst kenarı kaçmış? 40. Şurayı da bulursam galiba soru bitecek. E, orası arkadaşlar şekli geri açtığınızda bizim düzgün altıgenin bir kenarı değil mi? Ha burası zaten 60. Peki şurası kaç derece? 120. Katla burası 120. Demek ki burada kaçmış? 60. Ha, buralarda 60 mı? Artık bu yamuğun alanı biz buluruz değil mi? Kaç yaşımıza geldik artık buluruz. Hop indiki. Hop indiki. Yukarı 40 ise burada 40 mı? Tamam 60 geriye ne kaldı? 20. Demek ki buralarda 10, 10 değil mi? Ha 30'un karşısı 10 60'ın karşısına gelecek? 10 kök 3. O zaman yazalım. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban 100 çarpı yükseklik 10 kök 3 bölü 2. Kaç geldi arkadaşlar? 500 kök 3 mü? Demek ki şu arkadaşın alanı 500 kök 3. E yukarıda da var aynısından 500 kök 3. toplam 1000 kök 3 aradığımız cevap E şıkkı. Bir kenarı A birim olan ABCD karesi bir birim sağ ve bir birim aşağı ötelendiğinde A üssü, B üssü, C üssü, D üssü karesi elde ediliyor. Buna göre son durumdaki taralı bölgelerin alanları toplamı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir denmiş. Şimdi karenin bir kenarı kaç birim? A birim. Ne yapıyorum ben bunu? Bir birim sağa öteliyorum. O zaman burası bir olur mu? Ve bir birim aşağı öteliyorum. Ha, burada olur o zaman? Bir birim. Peki şunlarda bir değişiklik var mı? Yok bunlar hala A birim. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Ben şunu şöyle çizsem. Buradaki yamuğun alanı ile buradaki yamuğun alanı birbirine eşit olur mu? Ya aynı şekilde şunu çizsem bakın bunun alanı ne olacak? Diğerlerle beraber eşit olacak. Ha o zaman ben şu bir tane yamuğun alanı bulabilirsem 4 ile çarparım soru biter. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya e, alt taban belli. A yükseklik belli bir, Bir tek üst taban mı belli değil? E, o da belli ya. Şurası 1 değil mi? Ha buraya ne kaldı? A eksi O zaman soru bitti. Alt taban artı üst taban 2A eksi 1 mi? Çarpı yükseklik 1 bölü 2. Kaç tane vardı bundan? 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Çarpı 4. O zaman sadeleştir 2. 2'yi dağıt içeriye. 4 a eksi 2. Tarılı alanlar toplamı. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Yüzey alanı 324 santimetre kare olan küp biçimindeki tahta blok şekil 1'deki gibi taban köşegenleri boyunca tabanlara dik olacak şekilde kesilerek iki eş parçaya ayrılır. Elde edilen iki parça şekil 2'deki gibi üst üste konuluyor. Oluşan şeklin iki köşesi bir keçeli kardem bir keçeli kalem yardımıyla doğru parçası oluşturacak şekilde birleştiriliyor. Buna göre çizilen doğru parçasının uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş bize. Şimdi bir tane küpümüz var doğru mu? Yüzey alanı 324 santimetre kare. Şimdi küpün bir yüzey alanı Neydi arkadaşlar? Kenarları A olduğu için A kareydi. E kaç tane yüzeyi vardı küpün? 6 tane. 6 tane A kare eşittir 324. O zaman ben buradan A kareyi bulurum. A kare eşittir 324 bölü 6'dan. Yani kaç gelecek? 54. A kare 54 ise A kaç gelecek arkadaşlar? 3 kök 6. Demek ki bizim küpün bir kenarı bir ayrıtı kaçmış? 3 kök 6. Oraların şuraları 3 kök 6 yazalım mı? Tabii şurası 3 kök 6 değil. Yanlış yere yazdık. Buralar 3 kök 6. Pekala şöyle yazalım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Ben bu küpü şu köşegen boyunca kesiyor muyum? Şura kaç derece? 90 malumunuz. O zaman şurası 90 değil mi? Ha bura 3 kök 6 ise burada 3 kök 6 değil mi? E dikkat edin burası ne olacak o zaman? 3 kök 6'nın kök 2 katı. Yani 3 kök 12. Sonra hesaplarız. Şimdilik böyle bırakalım. 3 kök 12 Peki şuralar 3 kök 6 değil mi arkadaşlar? Ha Pisagor yazarsak galiba soruyu bitiririz. Şuraya x değil, değil mi? x kare eşittir. 3 kök 6, 3 kök 6, 6 kök 6'nın karesi. Artı şurası ne bulmuştuk? 3 kök 12 mi? Onun karesi. Hemen hesaplayalım. x kare eşittir. 216 artı. Burası kaç geliyor arkadaşlar? 9 çarpı 12'den 108 mi? O zaman x kare eşittir. Kaç geliyor arkadaşlar? 324. Peki 324 dediğimiz şey de 18'in karesi değil mi? Ha, demek ki x ile gösterilen uzunluk kaç santimmiş? 18 santim. Aradığımız cevap A şıkkı.